Çocuklar, size harika bir ödev projesi hazırladım. Haftaya herkes ikili ya da üçlü gruplar halinde sunum yapacak. Nasıl yani? Hocam zor mu? Nasıl bir proje ödevi? Yine bir ödev geliyor ya. Sessiz olun. Anlatacağım. Bu kartların bazılarında fotoğraf ve resimler, bazılarında da anahtar sözcükler var. Anahtar sözcükle görseli eşleşenler takım olacak. Nasıl yani? Mesela Selin'cim, kartında ne var? İkinci Beyazıt'ın oğlu. İkinci Beyazıt'ın oğlu. Anahtar sözcük. İkinci Beyazıt'ın oğlu kim çocuklar? Şehzade Selim. Hı? Şehzade mi? Benim zamanımda öyleydi. Yavuz Sultan Selim hocam. Evet Elifciğim, doğru. Yavuz Sultan Selim. Bu kartın sahibiyle görselin olduğu kartın sahibi takım olacaklar. Görsel kimde çocuklar? Evet, görselimiz Caner'deymiş. Yani Selin'le Caner eşleşip haftayı bize Yavuz Sultan Selim'le ilgili sunum yapacak. Ödevimiz bu. Anlaşıldı mı? Hocam anlaşıldı, anlaşıldı da bize niye kart dağıtmadınız tam olarak anlaşılmadı. Size niye kart dağıtmadım? Evet, ben de onu sordum. Kasırgayla Mavi Ay yaptıkları kavga yüzünden... daha değişik bir şekilde eşleşecekler. Hadi bakalım. Değişik derken? Nasıl değişik yani? Rüya Hoca neyi kastetti? Acaba okulda sürekli başlatıp onları mı avlayacağız? Avladığımızda mı eşleşeceğiz yani? Oo, nerede bizde o şans? Saçmalamayın. Rüya Hoca öyle şiddet içeren şeylere izin vermez. Arkadaşlar, şuraya baksanıza. İsimlerimiz yazan zarflar var burada. Elif al. Bunlar ne ya? Bağdat Fatih mi? O kimdi ya? Dördüncü Murat. Ne yani, bizim ödev kartlarımızı buraya mı koymuşlar? Yenilmez pehlivan. Yenilmez pehlivan kim abi? Koca Yusuf. Aynı bana benzemiyor mu? Milli mücadele kadınları. Milli mücadelenin kadın kahramanları bunlar. Arkadaşlar, peki bu kim? Kim olacak İskender? Sensin o. Ne? ...1281,5 kez yani 846 metre. Bu ne şimdi? Sözde toz koparan İskender'in rekor atışının mesafesi. Tabii ben doğru olduğundan şüpheliyim ama...